Herkese iyi akşamlar. C-Suite'e hoş geldiniz. Eko Türk ekranlarında her çarşamba akşamı bu saatlerde bir araya geliyor. İş dünyasının gündemini konuşuyoruz. Çok kıymetli yöneticileri ağırlıyorum. Profesyonelleri, iş insanları. Bu akşam yine bizimle birlikte çok kıymetli bir profesyonel, bir iş insanı var. Sevgili Burak Oyuncu ile birlikteyiz. Logo Group CEO'su Burak Bey beni kırmadı. Buraya geldi. O kadar çok sorun var ki soracak. Hepsini soracağım izninizle. Burak Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle uzun uzun vakitler olunca aklımda kalan aklımda hiçbir şey kalmıyor. Her şeyi sormak istiyorum. Evet. O yüzden milattan önce 800. yüzyılda başlayacağız. Artık evet. Bugüne kadar geliriz herhalde önümüzdeki bir saat içerisinde. Şaka bir yana bu aralar teknoloji şirketleri gündemde, her zaman gündemde ama bizde içeride de öyle hareketlilik var. Ekonominin durumu malum ama bu süreç içerisinde iyiye gidenler arasında bazı teknoloji şirketleri var. İşini doğru yapanlar bunlar. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Sizler de sosyal medya üzerinden, oradaki hesaplar üzerinden varsa sorularınız Burak Bey'e logo ile ilgili, logo grubu şirketleriyle ilgili belki yatırımcısınızdır. Bütün bu sorularınızı iletebilirsiniz. Ben de memnuniyetle sorarım. Şimdi bir kere piyasadaki dinamiklerle başlayalım. Yani hali hazırda teknoloji piyasasında işte yazılım şirketleri olsun. Biraz da bir işin daha böyle yazılım tarafına bakarız tabii sizinle birlikte. Ama ülkemizde de birkaç tane iyi sizin gibi grup var, halka açıklar, evet. Borsada işlem görüyorlar. Dolayısıyla ve hareketlilik de çok şu sıralar orada. Son dinamikler ne gösteriyor bize? Oradan başlayalım. Çok genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, benim hep söylediğim bir şey var. Biz doğru zamanda doğru işi yapan bir firmayız. Ben buna inanıyorum. Dolayısıyla ülkenin şartları ne olursa olsun, global ortam nasıl bir dönemden geçiyorsa geçsin, bizim yazılım sektörünün temel bazı dinamikleri var ki bu hemen hemen hiç değişmiyor. Ve hatta rahatlıkla diyebiliriz ki her geçen yıl biraz daha güçleniyor. Yani eski yıllarla içinde bulunduğumuz son 3-5 yıllık periyodu karşılaştırdığımız zaman şunu görüyoruz. Daha önceki yıllarda ekonomik olarak çalkantılar yaşandığında, kriz ya da kriz benzeri dönemler gerçekleştiğinde genellikle şirketler yatırım harcamalarını durdururlardı ve bu yatırım harcamalarının içerisinde yazılım ve donanıma ait harcamalar da olurdu. Ve bunun tabii bütün sektöre, bizim sektörümüze önemli etkileri olurdu. Çok bariz örneklerini hatırlıyorum geçmişten. Örneğin 2001 senesi, örneğin 2008 senesi. Bunlar tipik örnekler ama bu özellikle son 2018'den bu yana yaşadığımız çalkantılı döneme baktığımızda bizim açımızdan bu tür bir olumsuzlukla karşılaşmadığımızı söyleyebilirim. Yani bunu düşündüğümde çok temel sebebi ne olabilir diye birkaç tane şey geliyor aklıma. Bunlardan en önemlisi herhalde artık yazılımlar Türkiye'deki KOBİ'ler veya Türkiye'deki kurumsal işletmeler tarafından da rekabetçiliğin anahtarı olarak görülmeye başlandı. Yani her türlü yatırımı ile ilgili belki sorgulamaya giriyor firmalar, belki araç alımlarını durduruyorlar, belki başka yatırımlarını yapmıyorlar. Ama özellikle sıkıntılı dönemlerden geçerlerken yazılımın onlara rekabet avantajı sağlayacağını, onlara verimlilik getireceğini öngörerek o konudaki kararlarını çok da ertelemiyorlar diye düşünmeye başladım artık. Pazarın büyüklüğü ne kadara ulaşmış durumda? İçeride rekabet nasıl şekilleniyor? Biz yerli yazılımda epeyce bir yol aldık. Sizin gibi şirketlerde çok destek oldular bu sürecin gelişmesine. Tabii hala gidecek çok yolumuz var. Hem teknoloji gelişiyor bir taraftan hem de ihtiyaçlar artıyor. Evet. Ama hali hazırda nasıl bir rekabet ortamı var? Piyasanın büyüklüğü ne kadara ulaşmış durumda? Mevcut rakamlara bakarak belki ilerisi içinde sonrasında tahmin şimdi yaparız. Orada çok çeşitli rakamlar var ama ben burada 2018 yılına ait pazar büyüklüğü verilerini TÜBİSAT'tan alarak o rakamları sizinle paylaşabilirim. Hı hı. Genel olarak bakıldığında bilgi işlem teknoloji sektörünün büyüklüğü 131 milyar veya 132 milyar lira civarında bir büyüklük. Bunun içerisinde önemli bir pay biliyorsunuz bilgi teknolojileri ve telekom sektörü diye ayrılıyor diyebiliriz. Bilgi ve iletişim sektörünün içerisinde de yazılım alanı, alt alanı var diyelim. Hı hı. Çünkü donanım ve hizmet de var bunun içerisinde. Yazılımın payı her geçen sene bir miktar daha artıyor donanıma göre. Bu da gelişmişlik göstergesi aslında. Bunun büyüklüğü de
yaklaşık 18 ila 20 milyar lira arası diyebiliriz Türkiye'de. Bu rakamlar hala çok küçük, onu söylemek lazım. Yani toplam milli gelirimizin %1.2'si ile 1.9'u arasında salınım gösteriyor. Milli gelir rakamımız da çok değiştiği için bu aralar biliyorsunuz tam bir oran vermek çok mümkün olmuyor ama bunun küçük olduğunu şuradan görebiliyoruz. Bir mukayese yaptığımız zaman, yani mutlaka gelişmiş ülkelerle aynı seviyede olması gerekmiyor ama ben genellikle mesela bu gibi durumlarda Polonya gibi ülkeleri örnek almanın iyi olabileceğini düşünüyorum. Örneğin neden Polonya'ya göre? Polonya çünkü Orta Avrupa'da Türkiye'ye daha yakın dinamikleri olan, erişilebilir bir hedef bizim için diyebilirim. Nüfus büyüklüğü açısından falan da Türkiye'ye benzeyen bir örnek. Orayla bile mukayese ettiğinizde gayri safi milli hasılanın içerisindeki payı bilgi işlem, bilişim sektörünün şu ankinin en az 2,5-3 katına kadar çıkması gerekiyor. Hı hı. Bir tane daha faktör var, bu da kritik. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça toplam bilişim harcamaları içerisinde yazılımın payı artıyor, donanımın payı azalıyor, hizmetlerin payı da artıyor. Hizmetlerin içerisinde danışmanlık hizmetleri de var. Türkiye bu anlamda bir gelişim içerisinde fakat hala baktığımızda yazılımın payının %40'lar 45'ler mertebesinde olduğunu görüyoruz. Örneğin gelişmiş ülkelerde bunun çok rahat bir şekilde %50'lerin üzerine tırmandığını, hatta bir takım uç örneklerde çok daha yüksek oranlarla karşılaşıldığını söyleyebilirim. Son 10 yılın perspektifine baktığımızda aslında o tarafta da artış var. Yani yazılım net payı. Net bir artış var. Değil evet, mi? Çok bunu net bir şekilde artıyor. Yani %28, %30'lar mertebesinden %40'lara geliyor. Demek ki bu porsiyon değişiyor. Aslında çokça konuşulan bir şeydir. Donanım aslında altyapıdır. Bir ülke önce donanıma yatırım yapmaya başlar ve bunu zaman içerisinde arttırır. Fakat o altyapı yatırımları veya o donanım yatırımlarından gerçek faydayı elde edebilmesi için, gerçek katma değeri elde edebilmesi için bir zeka gerekir. O zeka da aslında o donanımların üzerinde koşan yazılımlardır. Dolayısıyla bu gelişmişlik açısından da böyle bir sırayı takip ediyor. Türkiye'de bu rotada ilerliyor diyebiliriz bu manada. Aslında potansiyel çok. Şimdi bardağın dolu tarafını konuşurken potansiyel çok deriz. Boş tarafını konuşurken berbat durumdayız diye söyleyebiliriz. Evet. Biz dolu tarafını konuşalım tabii. Tıpkı şey gibi, şu cep telefonları gibi dünyalarca para veriyoruz bunlara. Maalesef ithal telefonları kullanıyoruz. Ve kimi zaman büyük bir kitlenin sadece alo demek için de bunları kullandığını ya da tek bir uygulamayı üzerinde kullandığını görüyoruz. Evet. Oysa ki yapamayacakları şey yok hakikaten şu anda uygulamalarla. Biraz yazılım da böyle. Özellikle iş dünyası açısından konuşuyorum, reel sektör açısından konuşuyorum. En şahane yazılımları alıp en şahane donanımları, cihazları vesaire. Hatta yazılımları bile artık onlar da paketlendiler. Evet. Sizler bunu yaptınız. Ama yine onları kullanabilmek için de hizmetlere, yazılımın destekleyicisi olan sektöre ihtiyacımız var. Dönüyoruz, dolaşıyoruz. Moda tabirler üzerinden, popüler tabirler üzerinden olaya bakıyoruz. O da işte ne bileyim Türkiye'nin dijital dönüşümü, evet, şirketlerin dijital dönüşümü, elektronik dönüşüm gibi türlü isimler koyuyoruz. Bu noktada neredeyiz sorusunu ben bütün gazetecilik hayatımda sordum ve hiç aldığım yanıtlar hoşuma gitmedi. Galiba hala da öyle. Ama yine de rakamsal olarak belki bunu ifade edebiliriz. Belki de biraz sizin kendi müşterilerinizden, çünkü Logoreal sektöre çok hizmet veren bir yazılım şirketi. Doğru. Özellikle KOBİ kesimini çok destekleyen yazılımlarınız var. Nerede görüyorsunuz? Yani 500 büyük şirket üzerinden de konuşabiliriz. Çünkü orada da farklı bir tablo olmayacak ama KOBİ'ler üzerinden de konuşabiliriz. Sorum şu, reel sektör ne kadar dijitalleşmiş durumda, yazılımı, hizmetleri ve hatta donanım tarafına baktığımızda bilgi teknolojilerinin tamamını ne kadar kullanıyor? Şimdi demin söylediğiniz gibi bardağın dolu tarafı var, bardağın boş tarafı var. İkisi aynı şeyi gösteriyor da biz neresinden bakmak istediğimize yani, bağlı olarak söylüyoruz. Ben genellikle her konuda iyimser olmanın daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Bunun için bu konuya da olumlu anlamda bakacak olursak, elbette yani her ülke başka ülkelerle rekabet ettiği gibi bir de kendi içerisinde de bir gelişim çizgisi üzerinde ilerliyor. Dolayısıyla Türkiye açısından baktığınızda geçmişe göre çok büyük bir aşama kaydettiğimizi, çok büyük ilerlemeler olduğunu söyleyebiliriz.
Ancak tabii bu tek başına yeterli değil. Çünkü Türkiye bir ligde mücadele ediyor. Gelişmekte olan ülkelerin içerisinde sürekli bir rekabet var. Onlarla mukayese ettiğimizde neredeyiz diye soracak olursanız, orada hızımız bence yeterince iyi değil. Yani çok daha başarılı olabileceğimiz alanlar, çok daha hızlı hayata geçirebileceğimiz projeler vardı. Hala da var. Dediğim gibi ben hep olaylara iyimser tarafından bakmayı tercih ediyorum. Mesela olumlu olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi bu dijital dönüşüm dediğimiz şey öyle bir konu ki firmaların kendi iradeleriyle veya bir gün otururken ya biz dijital dönüşümde neredeyiz, şimdi bir şey yapalım, bir proje yapalım da bu konuyu halledelim diyebilecekleri bir konu değil. Yani bu dijital dönüşüm dediğimiz şey aslında birazcık da mecburiyetten kaynaklanan bir şey. Rekabet koşullarından, çağın getirdiği bir takım başka parametrelerden kaynaklanan. Dolayısıyla sizi bu koşulların içine itecek olan bir takım unsurlar lazım. Motivasyon lazım daha doğrusu. E-Devlet uygulamaları, örneğin bu E-Fatura, E-İrsaliye, E-Arşiv uygulamaları bence bu anlamda Türkiye'ye bir ivme kattı. Çünkü bu uygulamalar hayata girdiği zaman büyük kurumsal işletmelerin tabii ki kendi ajandaları veya stratejileri var. Onları bir kenara bırakacak olursak, KOBİ'ler bağlamında konuya yaklaştığımızda KOBİ'lerin hayatına dijital dönüşüm birazcık bu regülasyonlar vasıtasıyla girmeye başladı. Hı hı. Şimdi bunun ilk algısı genellikle olumsuz olur bizim ülkemizde. Ya yeni bir yasal düzenleme geldi, şimdi ne yapacağız? İşte bununla ilgili bir takım sorunlar mı yaşayacağız, nasıl olacak filan bir bilinmezlik vardır. Fakat aradan bir süre geçtikten sonra biz şunu görüyoruz. Örneğin e-fatura ve e-arşiv uygulamalarını kullanmaya başlayan firmalarda dijital dönüşüm hızlanıyor. Hı hı. Nasıl oluyor? Çünkü zaten hayatlarının merkezini oluşturan bir işlem var bunların, bu firmaların. O da fatura. Faturayı dijital ortama taşıdığınız zaman aslında firmanın süreçlerinin çok önemli bir kısmını veya çok önemli bir kısmının dokunduğu temel nesneyi siz dijital ortama taşımış oluyorsunuz. O zaman bir takım başka irili ufaklı firmalar çıkıyor, geliyor size diyor ki sizin fatura bilgilerinizi finans kurumlarıyla paylaşalım izniniz olursa, size kredi finansmanı sağlayalım, tedarikçi finansmanı projesi yapalım, sizin ödeme işlemlerinizi otomasyona sokalım, sizin tedarikçilerinizle olan mutabakat işlemlerinizi elektronik ortamda yapalım. Logoya bağlı olan E-Logo şirketi bu amaçla, bu hedefle kurulmuş olan bir firmadır. Dolayısıyla bütün bunlar bir takım yazılım servisleri olarak firmaların etrafını kuşatıyor diyebiliriz. Ve bu servisleri kullanan firmalar yavaş yavaş o konuştuğumuz dijital dönüşüm yolculuğuna çıkmış oluyorlar. Hı hı. Tabii ki bütün bunları yapabilmeleri için kendi içlerinde kullanmaları gereken sistemler de oluyor. Artık zaten çağın mutlak bir dayatması bu. Herhangi bir ticari işletmenin bir yazılım kullanmıyor olması neredeyse düşünülemez. Yani çok küçük firmalar dışında bütün ticari kurumlar artık bir yazılım kullanmak, bir takım sistemlerle entegre olmak mecburiyetinde. Burada kamunun bir rolü var, bankaların bir rolü var, tedarikçilerinin veya mal sattığı diğer işletmelerin bir takım rolleri var. Dolayısıyla bu bir zamanlar popüler bir oyun vardı, Second Life diye. Bilmiyorum, evet. Hatırlar mısınız? Çok iyi hatırlıyorum. Aslında bu firmaların, ben şöyle diyorum bu dijital dönüşüme, firmaların dijital ortamda birer avatarı oluyor. Yani bu Second Life. Dijital ortamda firmalar kendilerini var ediyorlar ve bütün işlemlerini, para, mal, hizmet, ödeme bu ortama taşıyorlar. Bu da onlara verimlilik getiriyor, rekabetçilik getiriyor, şeffaflık getiriyor. Burada bütün taraflar kazanıyor aslında. Evet. Bankaların işlemleri hızlanıyor, firmaların kaynaklara ulaşımı hızlanıyor. Devlet şeffaflık nedeniyle daha iyi gözleyebiliyor piyasaları. Dolayısıyla biraz toparlayacak olursak bu e-devlet uygulamaları Türkiye'de dijital dönüşüm açısından firmalara önemli bir motivasyon sağladı. Ama yine de bakacak olursanız bu kademe kademe yayılan bir dalga aslında. Biliyorsunuz şu anda 10 milyon lira ve üzeri yıllık cirosu olan firmalar e-fatura mükellefi oluyorlar. Bu önümüzdeki senenin Temmuz ayından itibaren bu sınır 5 milyon liraya düşüyor. Bunu böyle devlet kademe kademe
yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bir yandan da yeni işlem türleri geliyor. İşte e-irsaliye geliyor. Bunlarla birlikte bunun kapsama alanının genişleyeceğini ve çok daha büyük sayıda firmaların bu süreçle birlikte kendilerini de dönüştüreceklerini düşünüyorum. Kurumsal yazılım pazarının lider firması Logo Yazılım ve o tarafa baktığımızda işte ERP uygulamaları diyoruz. Ne kadar şirket bunlardan yararlanıyor hali hazırda Türkiye'de? Böyle bir rakam verebilir miyiz ya da Logo'nun rakamları üzerinden Logo'nun üzerinden konuşabilirim. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz her alanda olduğu gibi bizim alanımızda da somut verilere ulaşmak zor. Biz maalesef çok istatistiksel veri toplayan bir ülke değiliz. Ancak son yıllarda bununla ilgili çalışmalar daha iyi bir noktada. Logo 35 yıllık bir firma olduğu için artık kendi istatistiklerini tabii ki tutabiliyor. Biz bugüne kadar 200 binin üzerinde firmaya çözümlerimizi sattık bu 35 yılın içerisinde. Bugün itibariyle baktığınız zaman bu firmaların içerisinden de yaklaşık bir 90-95 bin tanesi aktif olarak hali hazırda bizim ürünlerimizi kullanıyorlar. Öte yandan e-logo, e-fatura süreçlerine de gelirsek eğer, orada da Logo'nun bir pazar liderliği var. Orada da yaklaşık 25 bin civarında firmada bizim e-fatura, e-arşiv servislerimizi kullanıyor. Ve biz bu rakamlarla Türkiye'de pazar lideriyiz. Pazar lideri derken kullanıcı firma sayısı açısından pazar lideriyiz. Gelir anlamında değil. Ve bu pazar liderliğimizin oranının ne olduğunun da çok somut verileri olmamakla birlikte IDC'nin gelir bazlı verilerine göre %24'ler civarında bir gelir payımız var. Daha evvel Türkiye'de STK'ların ve bazı kamu kurumlarının yaptığı araştırmalarda da belirli segmentlerde, mesela ihracatçı firmaların içerisinde Logo'nun penetrasyonun yaklaşık %60'lar civarında olduğunu biz biliyoruz. Ve o günden bugüne de biz pazar payımızı koruduğumuzu, hatta düzenli bir biçimde artırdığımızı da düşünürsek, yani bu rakamları pazarın %60'lık bir kesimine sesleniyor diye değerlendirebilirsiniz. Pazarın %60 bininden 200 bin diye ifade kullanıyorsak eğer, aslında ve Türkiye'de vallahi son rakamda 2 milyon mu kobi sayısı açısından baktığımızda. O rakamlar tabii çok enteresan. Daha çok yolumuz var yani. 2,5 milyon civarında işletme var. Nasıl var? Yani bunu işte Ticaret Sanayi Odaları'nın rakamlarına bakıyorsunuz, KOSGEB'e bakıyorsunuz, böyle bir bulgu var. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz şirket kurmak kolay, kapatmak zor. Dolayısıyla bu şirketlerin ne kadarı canlı, ne kadarı fiilen ticari hayatlarına devam ediyor, bunları bilmek o kadar kolay değil. Bunları da kestirmenin yöntemleri var. Ama yani genel olarak baktığınız zaman bu, yani ERP pazarı özelinde konuşalım ya da ticari uygulama yazılımları pazarı özelinde konuşalım. Bunun çekirdeğini oluşturan bir 300-350 bin firma var. Bunlar uzun bir dönemdir bu tür yazılımları, bu tür teknolojileri kullanan, bu tür teknolojilere pazar olan bir kesim. Ve bu sayı da yavaş yavaş artmaya devam ediyor. Ama bunun dışında bu 2,5 milyona kadar olan kesimde de daha küçük işletmeler var etrafta. Bunlar büyük ihtimalle servis olarak bu çözümleri kullanıyor olacaklar önümüzdeki yıllarda. Tabii şimdi işte e-logonun işlerini de arttıracaktır. Çünkü bu vergi mükellefleri tarafında daha düşük hacimli şirketlerin de bu sürece geçmesi planlanıyor. Orası büyük pazar ama daha biz core ana markete pazara baktığımız zaman orada bile potansiyel var. Bütün bu rakamları şöyle bir göz önünde bulundurarak gelecek 5 yılı nasıl öngörüyorsunuz? Türkiye pazarı açısından konuşuyorum. Logo ile ilgili konuları biraz daha ikinci bölüme attım ama biraz pazarı anlayalım ilk bölümde istiyorum. O yüzden şöyle söyleyeyim, yani gene bizim sektör STK'larının yaptığı araştırmalara baktığınız zaman bütün bilgi işlem pazarının, yani yazılım, donanım ve haberleşme de dahil olmak üzere yaklaşık yıllık %17'ler mertebesinde büyüdüğünü görüyoruz. İleriye yönelik projeksiyonlarda da bu büyüme oranlarının devam edeceğini tespit ediyorlar. Yazılım pazarına baktığınızda oradaki büyüme oranı biraz daha yüksek, yaklaşık %20'ler civarında. Benim tahminim önümüzdeki 5 senelik bir dönemin içerisinde de bu oranlarda sektör büyümesinin devam edeceğini ben düşünüyorum. Tabii firmaların kendi dinamikleri bundan ayrışıyor. Mesela biz Logo olarak baktığınız zaman geçtiğimiz 10 yılda her zaman için sektörün ortalama büyüme oranlarından daha yüksek büyüme oranlarını yakaladık.
Yine aynı projeksiyonu biz devam ettirip bundan sonraki dönemlerde de sektör ortalamalarından daha yüksek oranlarda büyümeyi kendimize hedef ediniyoruz. Ve bunun ortamı da var. Biz şimdi tabii çok istiyoruz doğrudan yatırımlarımız artsın, içeriye biraz döviz girsin ve hayatımız daha kolaylaşsın diye. Geçmiş dönemde bilişim, bilgi iletişim diyelim sektörü açısından çok sayıda yatırımdan bahsediyorduk. Yani yatırım alan bir sektörden bahsediyoruz. Çünkü potansiyeli yüksek, gelişmeye açık vesaire. Tabii coğrafi konumunun Türkiye'nin de şeyi var, etkisi var. Hali hazırda beklentiniz nasıl? Yani pazarda yeni oyuncu bekler misiniz ya da buradaki yabancı oyuncuların pazara olan ilgileri devam ediyor mu? Yoksa biz yerliler tarafında biraz daha önemi çıkıyoruz, önümüzdeki dönem bir konsolidasyon olur mu gibi sorulara şöyle kısaca bir yanıt verelim. Şimdi aslında bizim sektördeki firmaların bu satın alma, birleşme, el değiştirme hızı, bu son 2018-2019 döneminde bir miktar yavaşlamakla birlikte aynı şekilde devam etmesini biz bekliyoruz. Biz logo olarak da biliyorsunuz 2016 senesinden bu yana iki tane yurt dışı yatırımımız oldu. Bir tanesi Romanya'da, Romanya'nın logosu diyebileceğimiz, orada sektörde ilk üçte yer alan ticari uygulama yazılımları geliştiren bize benzer şekilde bir firmayı, Totalsoft'u satın aldık ve buna paralel Hindistan'da da bir Hintli iş ortağımızla birlikte bir firma kurduk ve Hindistan pazarında da Logo'nun geliştirdiği ürünleri satmak üzere. Burası enteresan çünkü Hindistan yazılımla birlikte anıldığında genellikle firmalar Hindistan'a yazılım yaptırmak için giderler. Çünkü biliyorsunuz insan kaynağı çok fazla, eğitimli elemanları var vesaire vesaire. Fakat biz logo olarak burada değişik bir şey yapıyoruz. Hindistan pazarında yazılım satmak için oraya biz gittik. Özellikle bu dağıtım networklerini yönetmek üzere Türkiye'de uyguladığımız pratikleri orada projeler bazında uygulamak için gitmiştik. Bizim gittiğimiz döneme paralel orada bize başka bir fırsat penceresi doğdu. O da Hindistan'da federal düzeyde bir yeni vergi düzenlemesi yapıldı. Yani Goods and Services Tax denen, buradaki KDV'nin benzeri bir vergi tanımlandı Hindistan'da ve bu yasallaştı. Devletin tabii bu vergiyi uygulatmasının yegane yöntemi de firmaların bunu beyan etmesi, beyan vermesi ve e-fatura benzeri bir takım otomasyonlarla kamuya bağlanması. Biz de tam o anda elimizdeki çözümlerle Hindistan'ın gelir idaresine başvurduk ve şu anda 8 tane firma onay almış durumda gelir idaresi tarafından. Onlardan bir tanesi de biziz. Dolayısıyla geleceğe yönelik orada önemli beklentilerimiz var. Ve küçük ölçekli firmalar üzerinde yayılmak gibi bir hedefimiz var. Romanya'ya baktığınızda ise Romanya'da tablo biraz daha farklı. Romanya'daki Totalsoft firmasının müşterileri ağırlıklı olarak büyük kurumsal firmalar ve bu büyük kurumsal firmalarda yapılan ERP projeleri var. Hı hı. Bir açılımı da Batı Avrupa pazarında özellikle çok büyük referans müşterileri olan finansal çözümleri var. Leasing alanında uzmanlaşmış bir firma. Dolayısıyla biz oradaki çalışmaları da ilerleterek Batı Avrupa pazarına da niş bir alan üzerinden, leasing çözümleri üzerinden girip oradan da diğer ülkelere yaygınlaşabilir miyiz diye bir faaliyetimiz var. Rakamlar da çok güzel. İkinci bölümde daha detaylı bakarız. 2019 üçüncü çeyrek rakamları var en son. Biraz yıl sonu beklentilerinizi de soracağım ama sadece Romanya'daki Totalsoft'un performansında bile oldukça kuvvetli bir artış olduğu görülüyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, yanlış söylüyorsam düzeltin, satış gelirleri %40 artmış. Evet. Totalsoft tarafında. Tabii yani logo yazılımın kendi performansı da oldukça kuvvetli. 2018 rakamları var. 2018'de 4.3 bin yeni müşteri deniyor. 2019 nasıl? 2019'da benzer bir çizgide devam ediyor. Yani burada şimdi paylaşmakta sakınca yok. Biz biliyorsunuz halka açık şirket olarak bir yatırımcı rehberi yayınlıyoruz her yıl.
Bütçelerimizi yaptıktan sonra, işte bütçelerimiz yönetim kurulunda onaylandıktan sonra yatırımcılarımızı bilgilendirme çerçevesinde bir yatırımcı rehberi yayınlıyoruz. 2019 senesinin başında yayınladığımız rehberde demiştik ki biz bu yıl sonunda konsolide olarak 400 milyon lira civarında bir ciro hedefliyoruz ve 130 milyon lira civarında bir EBITDA hedefliyoruz demiştik. İlk 9 ayı kapattık, rakamlarımızı biliyorsunuz. Ve ben bu çizgi üzerinde ilerlediğimizi ve hedeflerimizi tutturacağımızı düşünüyorum. Bu bizim için önemli bir şey çünkü bunları eğer bu hedefleri gerçekleştirirsek bir %25'lik ciro büyümesi daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Geçtiğimiz yıla baktığınız zaman da %25-26'lık bir büyüme vardı. Kriz sizi bayağı teğet geçmiş yani. Öyle görünüyor. Yani bu manada bakacak olursanız ben onu şöyle yorumluyorum. Aslında çok daha fazla büyüme potansiyeli olan bir alandayız biz. Yani eğer her şey bizim tahmin ettiğimiz gibi gitmiş olsaydı büyük bir ihtimalle biz bu oranların çok daha üzerinde büyüme rakamlarını yakalardık. Örnekleri var. Biz 2010 senesinden bu yana her yıl çift haneli büyüdük ve bunların içerisinde belirli böyle 7-8 yıllık periyotlar var ki ortalama yıllık büyüme oranlarımız %43'ler 45'ler mertebesinde. Yani Logo'nun hem bizim sektörümüzün hem de yaptığımız iş özelinde yazılımın böyle bir potansiyeli var. Yani aslında her yıl yeni bir logo yaratacak kadar potansiyel olan bir pazarda bu bizim için iyi görünen rakamlar geride bile kalmış duruyor. Evet, devam edeceğiz küçücük bir ara müsaadenizle. İkinci bölümde daha çok logo yazılımı konuşacağız. Ekran başından ayrılmayın. Efendim, C-Suite devam ediyor. Bu akşam Logo Group CEO'su sevgili Burak Oyuncu ile birlikteyiz. İlk bölümde birazcık Türkiye'de bilişimin dedikodusunu yaptık. Şimdi ikinci bölümde daha logo yazılım odaklı ilerleyelim. Çünkü hem sektör için örnek bir şirket, hem halka açıklığı nedeniyle yatırımcınız yakından takip ettiği bir şirket. O yüzden biraz önce rakamlara şöyle bir girizgah yapmıştık. Gelecek planlarına bu bölümde bakalım. Şimdi öyle görünüyor ki 3. çeyrek rakamları iyi. İlk 9 ayda net satış gelirlerinde %24'lük artış görüyorum. Vergi öncesi kar 62 milyon lira. Sevgili editörüm Seyfi onları bizim için hazırlamıştı. Bir kez daha ekrana getirebilirsek son rakamları burada logo yazılımın. Ve Burak Bey diyor ki yıl başında koyduğumuz hedeflere ulaşacağız. Yıl sonunda da çok sürpriz olmayacak diyor. Ama bunu söylerken aslına bakarsanız işte %24-25'lik bir büyüme bizim hak ettiğimizden düşük bir büyüme diyor. Çok daha fazlasını yapabilirdik diyor. Peki yeni dönem bu anlamda plan ve hedefler nasıl şekilleniyor? Nasıl büyüyecek logo? İşte bu yeni ihracat tarafı özellikle son yıllarda doğru yerde, doğru zamanda olmanın da getirdiği fırsatla diyelim epeyce bir rakam yaratmış. İşte Romanya yatırımı öyle, Hindistan'da aldığınız iş böyle. Bunların devamı gelecek mi? Takip ettiğiniz yeni işler, projeler var mı? Şirketler var mı izlediğiniz? İnşallah ilk defa burada söylersiniz. Benim de ratinglerim artar. Evet. Yani şimdi bu Logo'nun şirket satın almaları konusundaki stratejisi aslında iki bileşenden oluşuyor. Yurt içindeki tavrı ve yurt dışındaki bakış açısı. Hı hı. Yurt içinde geçmiş döneme baktığınız zaman biz 2010 senesinin sonunda, 2011 yılından itibaren irili ufaklı yaklaşık 7-8 tane şirketi bünyemize kattık ve bunların hepsi aslında bizim tam çözüm kümesini tamamlayan unsurlar olarak gördüğümüz logo ürünlerini kullanan firmaların yazılımla ilgili bu söylenen bir laf vardır, hani duvardan duvara çözüm, tam çözüm kümesi. Hı hı. Tam çözüm kümesini oluşturan alanlardaki firmalardı. Neydi bunlar? İşte CRM çözümleri, iş zekası çözümleri, depo yönetimi çözümleri, süreç yönetimi çözümleri vesaire. Şimdi bu bir stratejiydi. Burada epey bir mesafe kat ettik biz. Ve oldukça önemli. Bugün baktığınız zaman mesela Logo'nun ürün portföyünde 60 civarında ürün var.
Bunlar farklı alanlarda, az evvel saydığım alanlarda odaklanmış. Birbirine alternatif olan ürünler de var, birbirlerini tamamlayan ürünler de var. Yurt dışına baktığınızda ise yurt dışındaki stratejimiz genellikle bölge ülkelerinde logo benzeri firmaları aradık veya takip ettik biz geçmişte. Romanya'da yaptığımız bu Totalsoft satın alması da tam anlamıyla, yani demin söylediğim gibi Romanya'nın logosunu satın aldık biz. Hı hı. Çünkü bu bizim çok iyi bildiğimiz bir iş, uzmanı olduğumuz bir iş, verimliliğini nasıl arttırabileceğimizi çok net bir şekilde planlayabildiğimiz bir iş ve bu çeyrek sonuçların içerisinde demin vurguladığınız o Totalsoft rakamlarının iyileşmesi de aslında bizim Türkiye'deki bilgi birikimimizi oradaki süreçlere uygulamamızdan kaynaklanıyor. Bu biraz tabii uzun sürüyor. Başka bir ülke, başka bir kültür. Fakat bu geçtiğimiz 2-3 senenin sonucunda orada biz istediğimiz ivmeyi yakalamaya başladık. Bu seneden itibaren orada çok ciddi bir finansal sonuçlarında düzelmeler var. Ve önümüzdeki dönemlerde de bunun artarak devam etmesini bekliyoruz. Hindistan konusuna gelirsek, Hindistan'da ise daha uzun vadeli bir bakış açımız var. Az evvel anlattığım gibi orada hem bir yasal düzenlemenin karşımıza çıkardığı bir fırsat penceresi var. Hem onu değerlendirmek istiyoruz. Hem de projeler anlamında yapmaya çalıştığımız işler var. Ama burada daha ağırlıklı olarak daha küçük firmalara hedeflediğimiz için orada bir ölçek yakalamamız gerekiyor bizim. Gelirler anlamında Türkiye'ye konsolide edeceğimiz büyük rakamlara ulaşabilmemiz için. Onun biraz zaman alacağını biz bekliyoruz. Orada esas önemli olan önümüzdeki yıldan itibaren üye sayısı veya logonun ürünlerini bulut üzerinden kullanan firmaların sayısının kademeli bir şekilde artıyor olmasını görmek istiyoruz. Dolayısıyla Romanya tarafıyla Hindistan tarafı bu bağlamda ayrışıyor. Öte yandan bizim bir ilkimiz daha oldu bu sene içerisinde. Turquality programı. Bu biz 2000 senesinde halka açıldığımızda da bir tür öncülük yapmıştık. Ben Turquality açısından da böyle bir rolümüz olduğunu düşünüyorum. Bir yazılım firması, bir teknoloji firması olarak, aynı zamanda da hizmet ve teknolojiyi de birleştiren bir firma olarak Turquality programına dahil olduk ve önümüzdeki yıldan itibaren bu program çerçevesinde de Romanya ve Hindistan'daki yatırımlarımızı da buna paralel büyütmeyi hedefliyoruz, düşünüyoruz. Bu anlamda olumlu bir resim var karşımızda. Baktığınız yeni pazarlar var mı? Yeni logolar arıyor musunuz? Mesela bu süreç devam ediyor mu? Anladığım kadarıyla bu paketi tamamlama stratejisiyle devam eden büyüme bundan sonra bu tarafta biraz daha yavaşlayacak. Anladığım kadarıyla önemli şöyle, adımlar atılmış ama yeni strateji ne olacak? İç onu da pazarda işbirlikleri, içeride ve dışarıda. İç pazarda stratejik işbirlikleri çerçevesinde bizim her zaman arayışımız mevcut. Yani hiçbir zaman biz artık şirket satın almayız, bu işler bitti, sona erdi gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Zaten içinde bulunan sektörün doğasında da o var aslında. Bakarsın, mecbursunuz da çünkü teknoloji gelişiyor, yurt alanlar artıyor. Yurt dışında da aynı şekilde. Bir de bizim yazılım sektörü aslında firmaların birbirini tanıyabildiği bir sektör. Belirli ana oyuncular, ana aktörler var. Gerek ülke pazarında, gerekse İçinde bulunduğumuz bölgede, içinde bulunduğumuz coğrafyada hangi oyuncular, hangi alanlarda neler yapıyorlar bunları takip ediyoruz, bunları biliyoruz. Ve genellikle bu firma birleşmelerinde sizin özellikle bir şey aramanıza gerek kalmıyor. Aslında karşınıza fırsatlar çıkıyor. Dolayısıyla şu anda kağıt üzerinde bizim somut olarak ilgilendiğimiz bir ülke ya da firma ismi veremem. Ancak dediğim gibi bu konularda tamamen açık bir politika, şeffaf bir politika izliyoruz. Önümüzdeki yıllarda neden olmasın diyoruz. Peki 2020'nin büyüme planını yapmış olsanız gerek. Yani nasıl büyüyecek logo yazılım, logo grubu 2020'de? Büyüme nereden kaynaklı olacak? Özellikle odaklanacağınız alanlar hangileri? Şöyle söyleyeyim, şu anda tam bir bütçe süreci içerisindeyiz. Neden diyeceksiniz aralığın bu tarihi ne kadar bu süreç uzuyor? Şundan, bizim daha somut, daha net tahminler yapabilmemiz için bazı kestirimleri de daha sağlam yapabilmemiz lazım. Yani işte önümüzdeki yıl ortalama döviz kurunun ne olacağı, enflasyon oranının ne olacağı, Türkiye ekonomisinin ne kadar büyüyeceği hep bizim için birer parametre. Dolayısıyla bu rakamlardaki bütün değişimler bizim
satış hacmimizi veya satış adetlerimizi etkiliyor. Bu konuda bir takım projeksiyonlar yaptık ama somutlaştırmak için biraz daha bu yıl sonu kapanış rakamlarının netleşmesini bekliyoruz. Ama kabaca buradan baktığımızda kabaca bir resim vardır herhalde. Biz bu büyüme ivmesini devam ettirmek ana hedefimiz. Yani yavaşlamayı düşünmüyoruz, bu ivmeyle büyümeyi düşünüyoruz. Birkaç tane de itici faktör var bunun için. Bir tanesi demin de iki kere konuşmamızın değişik yerlerinde değindiğimiz bu E-Devlet uygulamaları, E-Fatura uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeler. Birkaç tane bu. İşte E-Fatura mükelleflerinin E-Arşiv kullanma zorunluluğunun gelmesi, E-Fatura mükellef olma sınırının 10 milyon, yıllık ciro sınırının 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürülmesi ve aynı zamanda da E-İrsaliye ile ilgili uygulamanın devreye girmesi. Bütün bunlara baktığınız zaman, bunlar özel entegratörlük pazarında anlamlı büyümelere yol açacak gibi görünüyor. Ne kadarlık bir katkısı olabilir bu taraftaki yeni düzenlemenin ve gelecek yeni işlerin logo yazılımın performansına? Şimdi onu tam somut olarak size söylemem kolay değil. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim size. Logonun toplam geliri içerisinde yaklaşık %59-60'ı tekrarlanan gelirlerden gelir. Bu tekrarlanan gelirlerin içerisinde de bunun yaklaşık yarısı kadarı logonun bakım ve üyelik anlaşmaları, bizim LEM dediğimiz anlaşmalardan gelir. Kalan kısmı %35'lik bir kısmı diyelim. Bir de bizim perakende işimiz var. %35'lik bir kısmı da bu e-logo servislerinden gelir. Dolayısıyla buradaki büyüme bu porsiyonun içerisindeki büyümelerle ilgili olacak. Bunu söyleyebilirim. Artık buradaki büyüme rakamları konusunda çok net kestirimler veremiyorum. Çünkü GİB'in deklare ettiği firma sayıları bu 5 milyon, 10 milyon sınırının altında kalanlar, üzerinde kalan firmalar bizim elimizde logo kullanıcılarının bu sınırların neresinde olduğuna dair çok kesin veriler yok. Biliyorsunuz özellikle bu KVKK döneminin de getirdiği çok ciddi etkiler var. Biz firmaların ciro büyüklüklerini firmalar bize deklare etmediği müddetçe bilmiyoruz. Dolayısıyla orada bir takım tahminlerden hareket ediyoruz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Önemli bir kesim hali hazırda logo kullanıcıları olacaktır diye bizim bir öngörümüz var. Peki buradan önemli bir katkı gelecek belli ki 2020'de logo grubunun büyümesine. Bunun dışında yeni projeler, yeni işler tarafı nasıl? Yani dediniz ki Türkiye'de kurumlar artık eskisi gibi bir maliyet kısıntısı yapacaklarsa hemen teknolojinin üzerine çizmiyorlar. Tam tersi bu dönemlerde buralara olan yatırım artıyor. Dolayısıyla yeni iş kapasitesi anlamında pazarı nasıl görüyorsunuz? Hem içeride hem dışarıda. O hani o 60'lık oranın içerisindeki pazarınız ne kadar büyüyebilecek? Orada da şunu söyleyebilirim. Orada da birkaç tane bizim için itici güç olacak veya motivasyon unsuru olabilecek faktör var. Bir tanesi özellikle geçtiğimiz 1,5-2 yıl içerisinde bu döviz kurundaki değişimlerin getirdiği bir rekabetçilik var. Yani bu nasıl ki Türkiye'de ihracat yapan firmalar kur artışından olumlu etkileniyorlarsa, Türkiye içinde de bizim gibi Türkiye pazarında ürünlerini geliştiren ve Türk lirası fiyatla satan firmalar, global oyuncuların bu pazardaki ürün ve servislerinin fiyatlarının dövizle belirlenmesinden dolayı kullanıcılara maliyet avantajı sunabiliyorlar. Bunun biz 2018'in ikinci yarısından itibaren özellikle büyük kurumsal projeler düzeyinde önemli bir etkisini gördük. Firmalar artık bunları sorgulamaya başladılar. Yani ben yazılım yatırımlarına ne kadar para harcıyorum, yılda ne kadar bakım anlaşmalarına ne kadar harcıyorum, bu yatırımların geri dönüşü ne kadar oluyor, bunları hesaplıyorlar ve bunları hesaplarken tabii ki döviz kurlarına da bakıyorlar, yıllık yaptıkları düzenli ödemelere de bakıyorlar. Bu bizim gibi firmalara önemli avantaj sağlıyor. Çünkü biz hep iddia ediyoruz ki biz optimum çözümleri sunuyoruz. Yani firma için en uygun olan çözümleri
en uygun fiyatlarla onlara temin ediyoruz. Bu da çok önemli bir unsur. Yani kabaca yanlış anladıysam düzeltin. Yükselen dolar aslında logo yazılımın avantajına mı oluyor? Yani rekabet avantajı açısından söylüyorum bunu. Çünkü çok uluslu şirketler de var pazarda. Yükselen dolar ve euro fiyatları yabancı yazılımların Türkiye'deki fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Ve bu yazılımları kullanacak olan firmalarda tercihlerini yaparken Türk lirası fiyatlarla yabancı para birimi cinsinden olan fiyatları karşılaştırıyorlar ve burada logonun bir avantajı var. Yerli yazılımı tercih ediyorlar. Aslında doğrusu da bu baktığımız zaman. Ve şunu da söyleyeyim size, bu bir tesadüf değil. Çünkü biz bu işlere başladığımız dönemlerde 35 yıllık bir firma demiştim logo. Yani 2010 senesinden önceki dönemi konuşalım mesela. Türkiye'de yerli yabancı bütün yazılımlar, bütün donanımlar dolar üzerinden satılırdı. Bu konuda logo o tarihlerden sonra bir öncülük yaptı ve bütün ürünlerin, hizmetlerinin fiyatlarını Türk lirası olarak açıklamaya başladı ve bunu bir politika olarak duyurdu. Hı hı. Bugün geldiğimiz noktada baktığınızda bu istikrarın da tabii semeresini alıyor diyebilirsiniz. Bir motivasyon da şu, onu da söyleyeyim unutmadan. Tabii. Bir de bizim özellikle kurumsal projelerimizi olumlu etkileyen bu yerli milli söylemi var. Bu son yıllarda Türkiye'de çok gündeme gelen bir konu oldu. Bence yerinde ve zamanında da bir şey oluşturdu. Bizim sektörümüz için de bir başlık oluşturdu. Özellikle biliyorsunuz bizim bulunduğumuz coğrafyada çevremizdeki ülkelerde pek çok sıkıntılar var. Bu ülkelerle ilgili değişik yaptırımlar var, kısıtlamalar var vesaire. Ve siz Türkiye'de faaliyet gösteren bir firma olarak bölge ülkeleriyle iş yapıyorsanız, çok basit anlamda şunu söyleyeyim, siz Türk yasalarına tabi bir firmaysanız, kullandığınız yazılımların da Türk yasalarına tabi olması sizin için önemli. Çünkü kullandığınız yazılımlar başka regülasyonlara tabi ise siz ticari hayatınızda başka ülkelerin kısıtlarından etkilenmeye başlıyorsunuz. Bununla ilgili birkaç tane büyük örnek yaşandı Türkiye'de geçtiğimiz iki sene içerisinde. Ve bunun da insanları yazılımın stratejik bir unsur olduğunu düşünmelerine ittiğini söyleyebilirim. Kamu tarafında böyle bir şey var. Son olarak da şunu söyleyeyim. Savunma nasıl stratejik bir şeyse, hani savunma sanayi yerli olmalı diye söylüyoruz değil mi mesela? Bizim yaptığımız ticari uygulama yazılımları alanı da bir ülke için çok stratejik. Çünkü ülkenin bütün verisi burada, bütün ticari verisi burada. Yani buradaki bilgiler o ülkede neyin olup bittiğini, ülkenin güçlü ve zayıf yanlarının ne olduğunu çok net bir şekilde gösterebiliyor. O nedenle yerlilik burada bence savunma sanayi kadar önemli bir şey. Aslında çok da net bir şekilde biz bunu dünyada hali hazırda artan tansiyonda da görüyoruz. Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının nedenlerinden bir tanesi Amerika'nın Çin'in performansını kıskanmış olması olsa da diğer bir neden de fikri mülkiyet hakları. Çünkü çok ciddi bir know-how diyorlar, bilgi birikimi, tecrübe Çin'e kaymış durumda. Oradaki uygun maliyetler ilk başta bir cazibe yarattı ve bütün üretim ve sadece üretim de değil ama aynı zamanda onun arka planındaki bilgi birikim de Çin'e kaydı ve bugün işte bu fikri mülkiyet konusunda çok ciddi bir yükselen tansiyon var. Aslında bu dediğiniz, işaret ettiğiniz biraz kurmacılığa da denk geliyor. Geçenlerde bir rakam vardı, 1200 küsür tane korumacılık düzenlemesi 2018 yılı içerisinde devreye girmiş. Buradan da yeni fırsatlar olabiliyor. Çünkü Türkiye'de alanında iyi olan şirketler üretimde, hizmette ve diğer sektörlerde bu konuda kendi tecrübelerini yaratmak isteyen başka ülkelere yardımcı olabiliyorlar. Nasıl geçmiş dönemde biz Batı'dan bunu aldıysak bugün de işte Doğu Avrupa ülkeleri, Balkan ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetler buralara hesaba kattığımızda çok büyük fırsatlar var. Mesela bu taraflarda özellikle Türkiye Cumhuriyetler tarafında falan hiç duymadım, logonun var mı ilgisi o taraflara? Orada da ihtiyaç yok çünkü. Oralarda uzun yıllardan beri varız. Aslında mesela iyi oldu bunu söylediğiniz. Ben de bazen söylemeyi de unutuyorum. Biz aslında Azerbaycan'da da pazar lideriyiz. Yani Azerbaycan'da da çok ciddi oranda logo ürünlerini kullanan firmalar var.
Onun dışında Türkiye Cumhuriyetleri'nin hemen hemen tamamında farklı sayılarda, farklı dönemlerde yaptığımız projeler oldu. Bölge ülkelerinin birçoğunda bizim yurt dışında 25'in üzerinde aktif iş ortağımız var. Hı hı. Kuzey Irak'ta dahil olmak üzere, değişik coğrafyalarda, Libya'da dahil olmak üzere iş ortaklarımızla logo ürünlerinin satışını ve projelerini yapmaya biz devam ediyoruz. Fakat biraz şanssız bir coğrafyada olduğumuz için o ülkelerdeki bütün istikrarsızlıklar bizim o ülkelerde yaptığımız ciroları geçmiş yıllarda önemli ölçüde etkiledi. Dolayısıyla arzu ettiğimiz büyüme rakamlarını oralarda biz gerçekleştiremedik. Fakat bu demek değil ki oradaki fırsatlar ortadan kalkıyor. Çünkü baktığınız zaman bu Arap Baharı vesaire filan, bunların hepsi aslında o ülkelerin bir şekilde dünya ekonomisine entegre olması için yaşanan olaylar diye düşünmek mümkün. Bu ülkelerin hepsinin çok ciddi oranda genç nüfusları var. Zaten nüfusları kalabalık. Ve ben önümüzdeki yıllarda bu ülkelerin birçoğunda pozitif anlamda gelişmeler olacağını söyleyebilirim. Ve biz o zaman o ülkelerde yapmış olduğumuz yatırımların da karşılığını çok daha fazla alıyor olacağız. Şimdi orada iş gücüne işaret ettiğiniz, sormak istediğim sorulardan bir tanesi de o. Biliyorsunuz Türkiye'de genç işsizlik çok ciddi bir orana ulaşmış durumda. Yani işsizlik de genel olarak yani düşürmeyi istediğimiz yer 11.3 falan. Öyle söyleyeyim. Evet. Bu düşürmeyi istediğimiz yer maalesef çok yüksek. Büyüme istiyoruz ama büyüyoruz da bu yılki performansımız çok güzel bir performanstı. Geçen yayında da söyledim, Şekip Bey'in kulakları çınlasın, maçı çevirdik diyor ikinci yarıda. Hakikaten öyle oldu yani, kötü başlamıştık 2019'a. Evet. Ama ne yazık ki istihdamı sağlıklı bir hale getiremedik, getiremiyoruz da öyle görünüyor ki bundan sonraki süreçte her ne kadar çok destekler, katkılar, hükümetimiz de bu konuda çok önemli çalışmalar yapsa da olmuyor bir türlü. Yazılım çok gelecek vadeden bir alan diye hep konuşuyoruz. İşte evet, gençlerimiz kodlama öğrensin diyoruz. Çocuklarımıza bir yabancı dil gibi bunu öğretelim diyoruz. Dünya buraya gidiyor diyoruz. Çin bile katma değerli işte yüksek teknolojinin artık peşinde eski teknolojiyi atıyor diyoruz filan filan. Hakikaten gençler için fırsatlar var mı? Ve siz hali hazırda ne kadar katkı sağlıyorsunuz? Hem logo olarak hem sektör olarak soruyorum istihdam piyasasına. Ve bu alanlarda çalışabilirsiniz bilmek için gençlerin ne tip yeterliliklere sahip olması gerekiyor? Çünkü artık eğitimle bitmiyor iş, başka şeyler de gerekiyor. Şöyle söyleyeyim size, öncelikle hakikaten fırsatlar var. Bunu net olarak söylemek lazım. Bir de burada şunu söylemek istiyorum ben. Gençlerin, üniversite öğrencilerinin veya teknik okullarda okuyan öğrencilerin yazılımla ilgilenmesi demek mutlaka yazılım sektöründe çalışacakları anlamına gelmiyor. Bir kere bunu bizim yani bir toplumsal dönüşüm mutabakatı olarak kabul etmemiz lazım. Evet, öyle geliyor ki herkes bilgisayar mühendisi olmalı, herkes kod yazmalı, hiç program öyle yazmalı gibi anlaşılıyor. Oysa öyle ki öyle değil, öyle değil mi? Ama şunu söylemek istiyorum bunu anlatırken. Yazılımla herkes bir şekilde ilgilenmek zorunda. Yani bunun birinci basamağı bilgisayar okuryazarlığı dediğimiz seviye ise eğer, daha sonra bu kademe kademe işte belli uygulamaların kullanılabiliyor olması, belli uygulamaları öğrenmek diye devam eder. Ondan sonra yazılım yapabilmek ve yazılımla uğraşmak bunun ileri aşamalarını oluşturur. Ama bu bir basamak fonksiyonu gibi düşünürseniz, Türkiye'de şu anda eğitim gören bütün gençlerin bu anlamda yazılımla bir şekilde haşır neşir olmaları gerekiyor. Çünkü yazılım sadece bir sektör değil. Artık her şey yazılım. Ne demek istiyorum? Yani baktığınız zaman örneğin Uber, örneğin Facebook, örneğin bütün sosyal medya unsurları. Bunlara baktığınız zaman dünyada artık neredeyse içinde yazılım olmayan herhangi bir sektör kalmadı. Bugün imalatı yazılımla yapıyoruz. Bugün ticareti yazılımla yapıyoruz. Evinizde otururken bir şey sipariş etmek istiyorsunuz. Biliyorsunuz birkaç tane yer var. Telefonunuzdan mobil uygulamayı indiriyorsunuz, siparişinizi veriyorsunuz. 5 dakika içerisinde kapınıza geliyor. Bunu yapan nedir? Yazılım. Dolayısıyla bugün benim tavsiyem üniversite öğrencilere ne branşta okurlarsa okusunlar,
kendi alanlarıyla ilgili yazılımın nasıl bir dönüşüm sağladığını bilmeleri lazım ve onunla ilgili ileride neler yapabileceklerini planlamaları lazım. Bu manada çok fırsatlar var. Öte yandan yazılımın kendisinde de elbette çok fırsatlar var. Yani bu bütün anlattığımız alanların içerisinde yazılım bu kadar kritik bir rol oynuyor ise eğer, Türkiye'de de bütün imalat sanayinde, bütün perakende sektöründe, bütün ticaret hayatında, finansta, bankacılıkta önümüzdeki dönemde yazılımın önemi gittikçe artmaya devam edecek. Biz çocuklarımıza nasıl İngilizce öğretmeye çaba gösteriyorsak, yazılım öğretmek için de çaba göstermemiz lazım. Anne babalara da burada tabii çok ciddi işler düşüyor. Ülkenin seviyesini yükseltmek, ülkenin dönüşümünü, toplumsal dönüşümünü sağlamak için bu konu stratejik bir öneme sahip. Halihazırda ne kadarlık bir istihdam sağlıyor sektör, bir rakam vermek mümkün mü ve bu artacak mı sizce ya da yıllar içerisinde artış var mı? Sektör rakamlarını çok bilmiyorum ama logo çerçevesinden size bazı örnekler vereyim. Yani logo dediğiniz firma, işte rakamsal büyüklüklerini konuştuk. Bu firma ne kadar istihdam yaratabilir? Logo'da doğrudan çalışan sayısı bugün 1200'ün üzerinde. Ve Logo'nun Türkiye satına yayılmış 800'ün üzerinde iş ortağı var. Ve bu 800 üzerindeki iş ortağının da 5000'in üzerinde logo ürünlerini ve benzeri yazılım ürünlerini kullanan, sertifika sahibi olan çalışanları var. Dolayısıyla bu işe bir ekosistem gözüyle baktığınız zaman çok rahatlıkla on binlerce insanın, on binlerce ailenin geçimini sağladığı, yaşamını idame ettirdiği bir ekosistem oluşturduğumuz söylenebilir. Bu logo için böyle, logonun rakibi olan firmalar için de aynısı geçerli. Dolayısıyla bu sektörün önemli bir istihdam yaratma potansiyeli var. Demin söylediğiniz konu mesela büyüme gerçekleşiyor olabilir ama büyüme istihdam yaratıyor mu? Bu da başka bir konudur. Ve özellikle bu dijital dönüşüm konusunda iki türlü yaklaşım var. Birisi ütopik, birisi distopik. Yani ütopikler her şey çok güzel olacak diye bakıyor. Distopikler ise herkes işini kaybedecek, bütün meslekler ortadan kalkacak oysa diye bakıyor. Oysa ikisi de değil. İkisi de değil elbette. Değil ama adaptasyon gerekiyor. Yani bu bir yeni bir paradigma bu, yeni bir dönüşüm bu. Siz buna bir tarım ülkesi olarak veya endüstrileşmenin üçüncü, dördüncü basamağında olan bir ülke olarak nasıl cevap verebilirsiniz? Ne yapmanız gerekir? Bunları bütün ülkelerin aslında sorgulaması gerekiyor. Ziraat bile, tarım bile artık teknolojiyle yapılıyor. Çok doğru. Her alanda, her yerde. O yüzden hani yeni işler peşinde koşmaktansa mevcut işin yeni teknolojilerle nasıl gelişip değiştiğini bilmek bizi aslında istihdam piyasasının içinde, işin içinde, üretimin içinde tutacak şey. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. Teşekkür Ağzınıza ediyorum. Sağlık. Yoğurdum sizi. Çok anlat, sağ anlat, anlat, anlat. Daha da çok şey var konuşacak. İnşallah bir dahaki sefere diyelim. Temettü'yü soruyordu. Yatırımcı tabii her zaman logoyu görünce. Bu yıl var mı? Devam gelecek mi? Onu ya cevap vereyim. Bu temettü'yü sorusuna ben çok alıştım. Tabii ki temettü konusunda biraz uzatıyorum, kusura bakma. Genel kurulunda karar veriliyor. Ama logonun geçtiğimiz yıllardaki çizgisine baktığınız zaman logonun temettü verdiği yıllar olmakla birlikte genellikle büyüme odaklı bir şirket olduğu için yatırımlarını büyüme yönünde daha fazlaca değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Tamam. Yatırım yapacağız diyorsunuz yani özetle. Çok teşekkür ederim. Geniş bir cevap vermiş oldum. Evet, olsun. Çok sağ olun Buğra Bey. Rica ederim. Efendim C-Suite'in sonuna geldik. Azıcık da süremizi aştık. Yönetmenimden özür diliyorum. Sizlere de güzel günler diliyorum. Yayınlarımızı izlemeye devam edin. Ekotürk ekranlarından ayrılmayın. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.